Evet, anlat hikayeyi. Kaçtı. Kaçtı. İçeriden alacak. Kucağında çıkartacak. İçeride de dövüyor. Yolda Erik diye bir köpeğe şiddet uygulandığı için buraya geldiğimizde bu atın da şiddet uygulandığını gördük atada. Bununla alakalı Doğa Koruma Milli Parklar'dan Nazan Hanım burada, Kaiko Derneği'nden Sevinç Hanım burada. Atın sahibini durdurarak Doğa Koruma Milli Parklar ata el koyma işlemi yaptılar. Çünkü bu hayvana şiddet uygulanıyordu. Bu insanlar dua etsin ki yeni kanun 20 gün sonra askıdan inecek Büyük Millet Meclisi'ndeki. Yoksa çok daha ciddi cezalar alacaklardı. Şu an para cezasıyla bu insanlara para cezası uygulanacak. Umarız bundan sonra Türkiye'de böyle şeyler olmaz. Aslında yük vardı. Şimdi yükü boşaltıyorlar. Atı koşumlarından boşaltıyorlar. Ondan sonra da belediyenin kendi bakım yerine gidecek. Biz de daha sonra belediyeden talep edip bu atı kendi bakım evimize götürmeyi düşünüyoruz. Akşam bir video gönderildi bana. Erikli sahilinde bir köpek dövülürken, bayağı bir şiddet görürken. Daha sonra sabah buraya gelecektim. Fakat bu arada da o videolar İstanbul'a da yayılmış. İstanbul'dan Suhayko Yasin Yılmaz geldi. Edirne'den Nazan Hanım geldi. Ve köpeğe el koymak üzere geldik. Tam buraya gelirken, Erikli'ye girerken bir atın çok zayıf ama yaralı, hasta bir atın şiddet gördüğünü, şiddet uygulandığını gördük. Müdahale ettik. Daha sonra ilerleyince yine aynı şekilde devam edince bu sefer el konulması için hem imzalar verdik Edirne'den gelen Nazan Hanım'a. Şu anda ata el konuldu ve çipliymiş. Fakat ağzı, burnu, her tarafı yara. Zaten çok zayıf videolarda gördüğünüz gibi. Keşan Belediyesi el koydu. Daha sonra bunu Yasin Bey'e gönderilecek. Tedavisi için işlemler yapılıyor. Fakat mağdur olmasın diye vatandaşla belediyeyle konuşuldu. Trifotur alması için işlemler başlatılacak. Böyle olması daha iyi. Çünkü bu hayvanın halini gördünüz. Yani biz belediyeye başvurduk, bize vermediler dediler ama belediyede böyle bir şey olmadığını biliyoruz biz zaten. Çünkü çipli, taneli bütün atlar değiştirildi. Değiştirilip de bu insanların da geçim kaynağı sağlanırsa belediye tarafından hepimiz mutlu oluruz. En azından bu hayvan da bu kadar ızdırap çekmekten kurtulur. Çünkü artık biz tahammül edemiyoruz. Ata, ne eşeğe, ne kediye, ne köpeğe, hiçbir canlının acı çekmesini istemiyoruz. Şiddet görmesini istemiyoruz. İnşallah yasalar daha da değiştirilecekmiş. Değiştirildiği takdirde cezaların daha da büyük olacağını söylediler yetkililer. Biz de mutlu olacağız. Çünkü böyle devam etmez artık. Etmesini de istemiyoruz. Vicdanlarımız, yüreğimiz, kalbimiz dayanmıyor.